Sen şimdi dersine gir. Sen çıkana kadar ben burada seni bekleyeceğim. Tamam mı? Hı. Rüzgar'ın durumu nasıl? Doğruyu söylemem gerekirse arkadaşlarıyla iletişimi çok zayıf. Çok az konuşuyor. Derslere de çok fazla katıldığını söyleyemem. Ama siz merak etmeyin. Ben onunla özel olarak ilgileniyorum. Zamanla çok daha iyi olacağına inanıyorum. Yaşadıkları hiç kolay değil tabii. Babasını kaybettikten sonra yeni yerler, yeni insanlar. Ben onu ne kadar korumak istesem de gözünün önünde bir yığın tatsız olaylar yaşandı. Üzülmeyin lütfen. El birliğiyle bütün problemlerin üstesinden geleceğiz. Fırat Bey ne kadar iyi bir öğretmen olduğunuzu söyledi. Bu yüzden içim çok rahat. Müsaadenizle şimdi ben sınıfıma gideyim. Tamam, teşekkür ederim. Rüzgar'cığım sen çok şanslısın biliyor musun? Yeni arkadaşların, çok tatlı bir öğretmenim var. Ben senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Teneffüste arkadaşlarımla oynardım. Derste öğretmenime bilmediğim şeyleri sorardım. Dersinde, teneffüsünde keyfin çıkardım. Anne. Anne merhaba kızlar. Bugün de Rüzgar'ı ben alayım dedim. Konaktan mı geliyorsun anne? Yoksa iş falan mı baktın? Tabii sizin konakta olanlardan haberiniz yok. Melek kaçmış. Kendal yine deliye döndü. İnanmıyorum ya. Nasıl kaçmış? Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Hepimiz şaşkınız. Kendal silahla peşlerine düşmüş. Ya ne olacak bilmiyorum. Ama Melek için çok endişeleniyorum. Nereye gittin haber vermeden? Sonra da kapattın kendini odaya. Abimle konuşmaya gittim ana. Nuh diyor, peygamber demiyor. Anlatacak her şeyi. Ben aradım ama açmadı. Sen bir daha arasan da ben konuşsam bir şununla. Narin, yine aynı şeyleri söyleyeceksen. Fırat benim. Narin anlattı konuştuklarınızı. Oğlum, sakın bir delilik edip Ebru'yu anlatma bir şey. Teyze, siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Nasıl bir vebal aldığınızın farkında mısınız? Beni bu günaha ortak edemeyeceksiniz. Şimdi geliyorum oraya zaten. Bir saate kadar oradayım, konaktayım, konuşacağız. Dinle mi? Ne edeceğiz? Melek'ten bir haber var mı kendi? Kızını bulamadım ana. Ama o sosyete gülüyle bunun abisi beni jandarmaya şikayet etmiş. Ne? Silahım varmış. Onları vurabilirmişim. Bu kadar telaşımın arasında yettim bir de jandarmaya hesap verdim. Abi biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok teyzem kızı. Ama soracıklarım var. Meleğin kaçmasına kim yardım etti? Konuşun, kim yardım etti diyeyim. Vallahi ben bu iki kızı akşam avluda dolaşırken gördüm değil mi Emine abla? Ada yukarıdaydı ama Melek de odasındaydı. Sonra Ada'yla biz aşağı indik. Ne işin vardı yukarıda senin? Kardeşim Kadriye Hanım'ın yanındaydı. İyi mi diye kontrol ettim. Aslım var biliyorsunuz. Senin derdin ne? Sürekli her şeyde bizi suçlu çıkarmaya çalışıyorsun. Sizden başka muhalefet eden var mı bu konuya? Meleği anamı zehirleyip açtırtmadın mı kapıyı? Sen delirdin mi? Bunu aklın alıyor mu? Kendi gözlerinle gördün, kapı kilitliydi. Öyle bir aklım alıyor ki... Anam uyurken... Yedek anahtarı çekmeceden kim aldı?
Konuşun lan! Bilip bilmeden konuşma. Biri girmiş olsa. Hadi ben duymadım. Bir yanımda Asım, bir yanımda Rüzgar. Hiçbirimiz mi duymadık? Anam haklı Kendal. Asım sineğin kanadının sesini mi duyar? Birisi girse duyardı. Asım. Gece odaya biri girdi mi? Sana diyeyim. Odaya giren biri oldu mu? Girmedi. Ya delirtmeyin adamı. Buharlaştı mı bu kız? Onu bilmem ama benim kızlarımın bu işte hiçbir alakası yok. Kızlar hadi odanıza çıkın. Hadi. Biri bana açıklayacak. Bu kız nasıl kaçtı? Tamam meleğim. İçin öyle rahat edecekse. Telefon, telefonu biliyor musun? En son seni aradıydım. Vardır telefonu. Ha var var. Al. Kadriye Hanım nasılsınız? Daha iyi misiniz? İyi olmak bana haram kızım. Lütfen öyle demeyin Kadriye Hanım. Melek için ne kadar kaygılandığınızı biliyorum. Ama lütfen kendinizi bu kadar yıpratmayın. Önemli olan onun hayatta olması değil mi? Alo. Alo yenge. Melek ben. Melek? Yenge. Anamı söyleyin beni merak etmesin, affetsin. Kızlara da selam söyle, hadi kapatıyorum ben. Alo. Sen yaptın, sen yardım ettin değil mi? Ebru. Ben hiçbir şey yapmadım. O zaman niye seni arayayım? Konuşsana. Her merhamet senin başının altından çıkıyor zaten. Ulan ben sana göstermez mi? Sen kadın sizi sen yapma. Ben bir şey yapmadım. Eğer yapsaydım zaten hiç çekinmeden söylerdim. Bak hala ne diyeyim. Çekinmezsin öyle mi? Evet çekinmem. Ben her zaman yaptığımın arkasında dururum. Melek'in kaçmasına da yardım falan etmedim. Kim yaptı lan o zaman? Ben yardım ettim. Annemin hiçbir suçu yok. Haberi bile yok. Ne? Ben de yardım ettim. Ne yapacaksın? Ulan ben... Bize bir dokunursan var ya, yemin ederim seni şikayet ederim. Sürüm sürüm süründürürüm. Bırak! Hemen odaya çıkın. Sizinle konuşacağım. Gördün değil bana? Sana defalarca söyledim. Şunları koruma diye. Al işte onlar ne yaptı? Senin namusunu, şerefini ilk paralık etti. Haydi bakalım. Şimdi de baş tacı yap. Baran, oğlum sen çık yukarı hadi.